Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Özgür Tomuoğlu. Kendisi planlama ve lojistik geliştirme uzmanı. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim siz? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Özgür Tomuoğlu, 37 yaşındayım. Kore Dili ve Edebiyatı mezunuyum. İkinci bölümüm Uluslararası İlişkiler ve Lojistik bölümü. Uludağ Üniversitesi'nde master programımı, MBA programımı tamamladım. Otomotiv sektöründe planlama ve lojistik geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Evliyim. 3 yaşında bir oğlum var. Çok güzel. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bundan sonrası için de başarılarınız daim olsun Özgür Bey. Teşekkür ederim. Peki Kore dediniz. Kore dilini okumayı nasıl seçtiniz? Oradaki eğitim döneminiz, hayatınız nasıl geçti? Biraz bahseder misiniz? Benim küçüklükten beri ilgim vardı Uzak Doğu'ya aslında. Burada Japonya, Çin ön plandaydı. Hep hayal ederdim oralara gitmeyi, Uzak Doğu'dan arkadaşlar edinmeyi, oranın dilini, kültürünü öğrenmeyi hep bir ilgim vardı. Sonra Korece ile tanıştım. Liseyi, yabancı dil ağırlıklı liseyi tamamladıktan sonra İngilizce eğitimi orada aldım. Daha sonra Kore Dili ve Edebiyatını seçtim. Burada hani bana çokça eleştiriler de geldi aslında bu seçimimden dolayı ama ailem çok destek verdi. Annem, babam, kardeşim bu anlamda beni çok desteklediler. Ankara Üniversitesi'ne giriş yaptım. Birinci ve ikinci sınıfı Ankara'da okudum. Üçüncü sınıfta değişim öğrencisi bursu alarak Kore'ye gittim. Üniversite 3 ve 4. sınıfı Kore'de tamamladım. Oradaki hayatım, ya Kore'deki hayat benim için çok inanılmaz güzel bir 2 yıl geçti. Korelilerin hem sıcakkanlılığı hem üniversitelerin kalitesinin iyi olması, sosyal ortamları çok fazlaydı, sosyalleşme imkanı bulduk. Bir de Kore ile Türkiye arasında hani bizi kardeş ülke olarak görüyorlar. Nerelisiniz diyorlardı. Biz Türk'üz dediğimizde kardeş ülke olarak Ne tanımlıyorlardı. güzel. Bu da bizim için çok hoş bir durumdu orada. Dil Güzel. gelişimi için de çok faydalı olmuştur, değil mi? Bir Tabii fiili tabii. orada bulmuş olmanız, o insanlarla sosyalleşiyor olmuş olmanız, dilinizi geliştirmeniz, oradaki lisanı daha güzel kullanabilmeniz için de faydalı olmuştur. Kesinlikle öyle. Çok hızlı bir şekilde oraya adapte oluyoruz. Burada eğitim aldık ama orada onun pratiğini yapmak gerçek anlamda çok faydalı. Evet. Peki Türkiye'ye çok sıcakkanlı bakıyorlar dediniz. Türkiye ile Kore ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? İki ülke arasında tarih boyunca dostane ilişkiler olmuş hep. 1950'de başlayan ilişkiler var. Kore Savaşı ile birlikte bizim Kore Savaşı'nda Kore'ye destek vermemiz. Akabinde 2002 yılında bu kardeşlik, bu dostluk bir pekişti Dünya Kupası'nda, oradaki Dünya Kupası'nda. Son olarak geçen yıl Mart ayın, Şubat ayındaki 6 Şubat deprem felaketinde Kore'den buraya destek için gelen ekipler vardı. Kore bu anlamda çok duyarlı davrandı. Ya ekonomik anlamda da ilişkiler çok güçlü. Biliyorsunuz Kore otomotiv sektöründe, elektronik anlamda, teknoloji anlamında çok ileri seviyede. İki ülkenin birbiriyle ticaret hacmi de her geçen gün artıyor. Kültürel anlamda da ilişkiler var, kuruluyor. Bizim bir platformumuz var. Türkiye-Kore Dayanışma Platformu. Aa, çok güzel. Geçen yıl işte deprem bölgesinde aslında temelleri atıldı. Biz üç arkadaş gelen arama kurtarma ekiplerine tercümanlık desteğine gittik deprem bölgesine. Orada birlikte arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmuştuk. Orada bir bu platform kuruldu. Tamamen gönüllülük esasına dayalı. Arkadaşlar Kore ile uzaktan yakından ilgisi olan arkadaşlar hep birlikte işte kültürel etkileşim yapmaya çalışıyoruz. İki ülke arasında biz kendi kültürümüzü onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Çeşitli projelerimiz var. Çok güzel. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. Güzel işler. Sosyal medyada hesaplarımız var. Türkiye Kore Dayanışma Platformu diye. Harika. Güzel işler yapmayı hedefliyoruz. İnşallah gönlünüzce olur Özgür Bey. Sağ Bundan olun. sonrası için de yine hedefleriniz doğrultusunda tabii ki. Bu şekilde planları, projeleri duyduğumuz zaman biz de çok seviniyoruz. Global anlamda aslında hangi ülke olduğu çok da önemli değil. Aslında dışarıya açılmak. Evet, Kore ile zaten bağlarımız çok güzel dediğiniz gibi. Hem insani ilişkiler hem kültürel belki farklılıklarımız olabilir ama birbirimize böyle sıcak davranan taraflarız aslında kıta olarak.
O yüzden umarım her şey gönlünüzce olur bundan sonrası için de. Diğer başka projelerle de inşallah yolunuza devam edersiniz. Teşekkürler. Bir de lojistik kısmımız var. Aslında Evet, alanımız evet. lojistik. Şimdi otomotiv sektöründeki planlama ve lojistik kariyeriniz nasıl başladı? Ben biraz bunu da öğrenmek istiyorum aslında sizden ve bu alanda uzun süre çalışmanızın ardındaki motivasyon neydi? 2012 yılında ben bir Hyundai grup şirketi olan Mobis'te başladım. Mobis Türkiye'de başladım planlama kariyerime. Kore'den gelen otomotiv parçalarının tedariği, planlaması ve gümrük süreçlerini yönetmekten sorumluydum. 2 yıl kadar orada çalıştım. Sonra Magna Otomotiv deneyimim oldu. Yine Kore ile bağlantılı. Son 10 yıldır da Karsan Otomotiv'deyim. Orası da yine Hyundai ile Karsan'ın ortak bir ticari araç projesinde yer aldım. Ya 12 yıl geçmiş, zaman çok da hızlı geçiyor. Özellikle otomotiv sektöründe çok hızlı ve dinamik bir sektör. 12 yıl çok bir çırpıda geçmiş Harikasınız. diyebilirim. 12 yıl az bir süre değil, inanılmaz bir tecrübe, donanım aslında. Nice 12 yıllara diyelim o Sağ zaman. olun. Çünkü işinizi çok severek yaptığınız belli oluyor Özgür Bey. Başarılarınız daim Sağ olsun olun. bu doğrultuda. Peki bir karmaşa var aslında bildiğimiz hepimizin de bu noktada. Otomotiv endüstrisindeki planlama ve lojistik sürecinde bir karışıklık olabiliyor. Bu yoğunluk sebebiyle tabii ki karşılaşılabiliyor bunlarda. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz ve süreçlerdeki başarıyı sağlamak için kullandığınız stratejiler nelerdir? Otomotiv sektörü biraz karmaşık dediğimiz gibi birçok değişkeni aynı anda yönetmeye ihtiyacınız var. Özellikle planlama ve lojistik kanatta. Birçok darboğazlar olabiliyor, tedarik zincirinde kırılmalar oluyor. İşte komponentlerin çok çeşitli olması. Aslında yelpaze çok geniş. O yüzden belki de, değil Evet, mi? evet. Çok fazla Bir de alan var. çok fazla değişken var. Yani müşteri taleplerinin çok hızlı değişmesi, isterlerin çok hızlı değişmesi. Ya burada bizim en önemli stratejilerimizden bir tanesi sürekli iyileştirme, sürekli geliştirme. Süreçleri gözden geçirip o iyileştirmeleri yaptıkça o değişime cevap verme hızımızı arttırıyoruz. Risk analizleri çok kritik. Önemli. Riskleri önden görüp onlara karşı aksiyonlar almaya çalışıyoruz. Teknoloji çağındayız. Yapay zeka, büyük veri analitiğinin işlenmesi gibi konularda çalışmalarımız var. Bu yakın gelecekte de zaten çok daha önemli hale gelecek. Ya özetlemem gerekirse verimliliği arttırmak için sürekli iyileştirme, geliştirme konularına önem veriyoruz diyebilirim. Evet, daha detaycısınız anladığım kadarıyla. Bu daha öngörülü ve daha özverili şekilde yaklaşıyorsunuz. Bu karmaşayı yönetebilmek için aslında. Çok doğru, çok haklısınız. Bir de tedarikçi ilişkileri yönetimi kısmı var. Tedarikçi ilişkileri yönetimi konusunda hangi yaklaşımı benimsiyorsunuz siz kendiniz ve bu yaklaşımın tedarikçi ağına olan etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Biz her zaman kazan kazan yaklaşımını değerlendiriyoruz. Sonuçta tedarikçi olmasa ana sanayi de olmuyor, müşteri de olmuyor. Birbirine bağlantılı Tabii aslında. tabii yani açık iletişim, şeffaf iletişim kurmak çok önemli. Yani karşılıklı güvene dayalı, karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurduğunuzda sorunlar çok çabuk çözülebiliyor. Yani değişikliklerin üstesinden çok çabuk gelebiliyoruz. Bununla beraber bu ürüne de yansıyor. Sonuçta daha kaliteli ürün ve hizmet ortaya çıkıyor. Müşteri memnun oluyor. En sonunda da verimlilik çıkıyor ortaya. Bu verimlilik de bize maliyet kazançları sağlıyor. Burada da yine kazan kazan prensibiyle hem bizler hem karşı taraf, tüm paydaşlar buradan faydalanıyor. Çok güzel. Başarı da kaçınılmaz oluyor tabii ki bu noktada. Her iki tarafla aslında fayda sağlanmış olduğu için. Başarılarınız daim olsun Özgür Bey bu Sağ doğrultuda. Biraz da gelecekte otomotiv sektörünün planlama ve lojistik alanlarında neler bekliyorsunuz? Siz kendi öngörülerinizi bize söylerseniz ve bu değişimlere uyum sağlamak için şu anda neler yapılmalı? otomotiv sektöründe yakın gelecekte elektrikli ve otonom araçlar görünüyor bildiğiniz üzere. Ya orada elektrikli araçların bazı darboğazlar da var üretiminde, komponentlerinin tedariğindeki bazı sıkıntılar. Planlama ve lojistik tarafında yeni yaklaşımlar gerektiriyor. Yani normal lojistik akışın yanında başka akışlar da geliyor. Örneğin
Batarya örneğini verebilirim. Artık araç bataryaları giriyor hayatımıza. Bunun elleşlenmesi, depolanması, uygun koşullarda saklanması için belli bazı sert regülasyonlar var. Bunları ayak uydurmamız, bunları öğrenip yani bir uzmanlaşma alanları gerektiren birçok konu ortaya çıkıyor. Bunun yanında ben hani globalde stratejik ortaklıklar öngörüyorum. Çünkü elektrikli araç konusunda çok güçlü gelen bir Çin var. Çin çok daha önce buna çalışmaya başladı. Çin hükümeti de çok büyük destekler veriyor. Elektrikli araç konusunda çok iyiler. Avrupalı üreticiler de bunun farkında. O anlamda Çin ile rekabet edebilmek için ben Avrupalı üreticilerden bir stratejik ortaklık, ortak projeler geliştirmelerini bekliyorum. Evet, bu doğrultuda bir adım atılmış olacak aslında, değil mi, bu taraftan da? Yani öngörümüz o şekilde. Evet, umarım öyle olur. Ki çok keyifli bir sohbetti Özgür Bey. İyi ki geldiniz. Çok değerli, çok güzel bilgiler aldık sizden. Ben başarılarınızın devamlılığını diliyorum bundan sonrası için de. Ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Son olarak ben yurt dışı eğitiminden bahsetmek istiyorum. Özellikle üniversitedeki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza. Yani yurt dışı eğitimi almak sadece dil anlamında geliştirmiyor bizleri. Orada bulunmak bizim değişikliklere, yeniliklere, farklı kültürlere adapte olma kabiliyeti kazandırıyor aslında. Ve bu kabiliyeti güçlendiriyor. O anlamda ben tüm üniversite öğrencilerine bunu tavsiye ederim. Hani ekonomik şartlar tabii biraz zorlaştı. Ama bir şekilde yolunu bulup kısa da olsa o yurt dışı deneyimini üniversite yıllarında almak çok fayda sağlıyor. Bir ikinci olarak sosyal organizasyonlar diyebilirim. Yani bu gönüllülük projeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılan projelere katılmak aslında çok faydalı bizler için. Yani ben şöyle tanımlıyorum, bir kuş için iki tane kanadı olması lazım kuşun uçabilmesi için. Bizim bir kanadımız iş hayatımız, bir kanadımız da sosyal hayatımız. Bu anlamda ikisini de dengeli bir şekilde götürmek gerekir diye düşünüyorum. Son olarak da ben hani aldığım, okuduğum, mezun olduğum disiplinle şu an çalıştığım sektör farklı. Kore Dili Edebiyatı okudum. Endüstriyel alanda çalışıyorum. Hani tabii ki mezun olduğumuz disiplin, aldığımız eğitimler çok önemli. Ama insanın hedeflerinin olması, nereye gitmek istediğini bilmesi çok çok daha önemli diyorum. Yani insanın tutkusu, azmi var ise yapamayacağı iş yoktur diyorum. Denemekten vazgeçmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir İşkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Özgür Tomoğlu bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.